Günaydın. ATV ekranlarında kahvaltı haberleri 5 Haziran tarihinde başlıyor değerli izleyenler. Çarşamba günündeyiz ve hafta içi her gün olduğu gibi bugün de saatler 8'i gösterdi. Önemli başlıkları aktarmak üzere karşınızdayız. Hemen ilkiyle başlayalım. Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan müjdeyi Beştepe'de gerçekleşen kabine toplantısının hemen ardından verdi dün. Emekliye 3000 liralık ikramiyelerin yatacağı tarihi de açıkladı. Kentsel dönüşüm konusundaki açıklamaları ise ders niteliğindeydi. Çok daha fazlası var. Hepsine bakacağız. Hoş geldiniz. Başlıyoruz. Kamu çalışanlarımız için 16 Haziran Pazar günü başlayacak Kurban Bayramı sonrasındaki 2 günlük süreyi de idari izin kapsamına aldık. Perşembe ve Cuma günlerini de bayram tatiline ekleyerek 9 günlük bir tatil imkanı sağlamış oluyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi Beştepe'deki kabine toplantısı sonrası verdi. Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olacağını duyurdu. Emeklilere 3000 liralık bayram ikramiyelerinin hesaplara yatacağı tarihi de açıkladı. Kurban Bayramı ikramiyesini 10-14 Haziran tarihleri arasında emeklilerimizin hesaplarına yatırıyoruz. Böylece tek kalemde emeklilerimizde toplam 42 milyar tutarında bir ödeme yapmış olacağız. Kurban Bayramı'nın şimdiden milletimiz, İslam dünyası ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Deprem bölgesini de unutmadı Erdoğan. 6 Şubat'tan beri tıpkı önceki kabinemiz gibi yeni kabinemizin de önceliği depremin yaralarının süratle sarılmasıydı. Depremzedelerimize verdiğimiz sözü tutmak için gece gündüz çalışıyoruz. Şubat ve Mart aylarında 76 binden fazla konutumuzun hak sahiplerini belirleyip vatandaşlarımıza teslim ettik. Bu sayı tabii ki bir başlangıç. İnşallah her ay 10-15 bin konut bitirerek yıl sonuna kadar 200 bin konutu teslim edeceğiz. Ekonomideki son gelişmeler de Cumhurbaşkanı'nın gündemindeydi. Enflasyonla mücadelede hedefe ulaşacağız dedi. Sözü kentsel dönüşüm ve depreme hazırlık sürecine getirdi. Şehirlerimizi depreme dayanıklı hale getirmek hangi parti olursa olsun herkes için milli bir görevdir sözünün altını çizdi. İstanbul'da bulunan toplam 7,5 milyon bağımsız bölümün 600 bininin acilen dönüştürülmesi gerekiyor. Pazar günü Küçükçekmece ilçemizde çöken bina, kentsel dönüşümün İstanbul için ne kadar hayati bir mesele olduğunu hepimize tekrar hatırlatmıştır. Ancak bu meselenin halen yeterince idrak edilemediğini görüyoruz. Hükümetimizin ve bakanlığımızın sergilediği hassasiyetin bir an önce yerel yöneticiler tarafından da gösterilmesini özellikle bekliyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan dünkü programı kapsamında Aksüç uzay misyonu mürettebatını da kabul etti. Kabulde milli astronotumuz Alper Gezer Avcı da yer aldı. Meclis gündemiyle devam edeceğiz. MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş cinayeti üzerinden partisine yöneltilen eleştirilere tepki gösterdi. Bir cinayetle MHP'yi ilişkilendirmek alçak bir kumpastır. Hesaplaşmaya hazırız. Hodri meydan dedi. Bahçeli'nin hedefinde CHP lideri Özgür Özel de vardı. Hesaplaşma teklifimizi tekrar ediyorum. Hatta hodri meydan diyorum. Kurdun boynuna tasma geçmez. Geçerse itin boynuna geçer. Bugüne kadar sessiz kalışımız ülkücü katillerini unuttuğumuz anlamına asla gelmemelidir. Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesi üzerinden partisine yöneltilen eleştirilere böyle tepki gösterdi. Bir cinayet davası üzerinden MHP ve Ülkü Ocakları düşmanlığını güncelleme teşebbüsü aşağılık bir tertibin, alçak bir tezgahın
dış bağlantılı bir kumpasın varlığına işaret değilse acaba nedir? Elinde ve vicdanında ülkücü kanı taşıyan alçaklarla kesif bir hesaplaşmayı buradan teklif ediyor, buna da hazır olduğumuzu açıklıyorum. Meclis bu haftada mesaiye grup toplantılarıyla başladı. Partisinin grup toplantısına katılan Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, milletvekillerine seslenmek için kürsüye çıktı. Hedefindeki ilk isim CHP Genel Başkanı Özgür Özel'di. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı terör ve terörist görmek hususunda önüne geçemediği bir merak içindeyse bize değil, yanı başında vazo gibi tuttu, kol kola girdi, emel ve hedef birlikteliği içinde olduğu demli bölücülere bakması en doğru ve doğal tercih olacaktır. Özel'in MHP'ye yönelik sözlerini eleştirdi. Bize küstahça üslup hatırlatması yapan bu şahsın önce kendi ağzını yıkaması, diline hakim olması, hırs bürümüş gözüne bizi kestirmekten derhal dönüş yapması ikazen tavsiyemdir. Hakkari'nin DEM Partili Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın terör soruşturması kapsamında gözaltına alınması ve yerine kayyum atanması da gündemindeydi. Karara destek verdi. Silahlı terör örgütünü yönetmek, silahlı terör örgütüne üye olmak ve örgüt propagandası yapmak suçlarından Hakkari 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanması süren ve hakkındaki kararın açıklanması an meselesi olan bir PKK'nın seçimlere katılması başlı başına bir skandaldır. Bu kapsamda İçişleri Bakanımızı ve mesai arkadaşlarını yürekten kutluyorum. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu son dönemde partisinden CHP'ye geçen isimler üzerinden Özgür Özel'e acemi siyasetçi demişti. Gözler dün Özel'in grup toplantısında ne yanıt vereceğine çevrilmişti. Ne var ki Dervişoğlu'nun sözlerinin pek umursanmadığı anlaşıldı. Çünkü İYİ Parti'den istifa eden bir isim daha CHP'ye katıldı. Yetmezmiş gibi Özgür Özel Dervişoğlu'na da eleştirdi. Başkan, İYİ Partililer tamamen kopar mı? İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun dikkat çeken çıkışının ardından gözler CHP grubuna çevrildi. Grupta İYİ Parti'den CHP'ye geçecek isimler olacak mı? Merak ediliyor. O merak çok geçmeden giderildi. İYİ Parti'den istifa eden Antalya Milletvekili Aykut Kaya da diğer İYİ Partililer gibi CHP'ye katıldı. Antalya Milletvekilimiz Aykut Kaya, kızı Azra ve oğlu Kutay ile birlikte geliyorlar. Oysa daha 24 saat geçmemişti İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun tepkisinin üzerinden. Birileri Cumhuriyet Halk Partisi ile kavga etmek istiyor olabilir. Geçmişte de oldu. Biz eski dostu hiç düşman bilmedik, bilmeyiz. Dervişoğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i acemi olmakla suçlamış, İYİ Parti'den istifa eden isimlerin peş peşe CHP'ye geçmesini eleştirmişti. Hatta grup toplantısında ne olacağını göreceğiz, duruma göre yol haritasını belirleriz mesajı göndermişti. Sayın Genel Başkan, Aykut Kaya'nın geçişinin ardından İYİ Partililer tamamen kopar mı? Bir hamle bekliyor musunuz efendim? Çağrısı gibi algılandı ama... Dervişoğlu'nun mesajı yerini bulmadı. Özgür Özel önce Aykut Kaya'ya rozetini taktı. Ardından da Müsavat Dervişoğlu'nu acemi eleştirisi üzerinden hedef aldı. Atatürkçü cumhuriyetçi birisi partimize katılıyor diye, baba ocağına dönüyor diye CHP ile kavga etmeye çalışanlar, ismimizi zikrederek tuhaf sözler söyleyenlere şunu söyleyeyim. Ben iktidar dışında, iktidar sorumluluğunu taşıyanlar dışında kimseye muhalefet etmem. İYİ Parti'den istifa etmeyi düşünen diğer isimlere de kapıyı sonuna kadar açtı. Kapının ardına kadar açık olduğunu söylemiştik. Önümüzdeki günlerde çok farklı siyasi görüşlerden ama Türkiye İttifakı'nın mensupları, yani Milliyetçi Demokratlar, Muhafazakar Demokratlar, Kürt Demokratlar,
Cumhuriyet Halk Partisi'ne katılmak istiyorlar. Sadece Dervişoğlu'nu değil İYİ Partili isimleri CHP'ye Özgür Özel'in çağırdığını iddia eden İYİ Parti Grup Başkan Vekili Turhan Çömez'i de sert sözlerle eleştirdi. Çıkmış ileri geri konuşuyor. Ona şunu hatırlatın. O ileri geri konuşmaları seçimden önce de yaptı. Büyükşehir'e aday oldu. Bir muhtar kadar oy aldı memleketinden. Büyük büyük laflar edip halen daha nezaket sınırlarını aşmasın. Ama eğer aşacak olursa da bizim ona tüketecek nefesimiz yok. Özel'in gündeminde Hakkari Belediye Başkanı'nın terör soruşturması sebebiyle görevden alınması da vardı. Beklendiği gibi DEM Partili isme sahip çıktı. Kayyım atamak Hakkari halkının iradesine saygısızlıktır. CHP'nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Halife Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'na yönelik eleştirileri çok konuşuldu malum. Hançer göndermesi epey tartışıldı. Tartışılmaya da devam ediyor. Şimdi de Baykal cephesinin ağır toplarından Mehmet Sevgen katıldı bu tartışmaya. Kılıçdaroğlu'na o da hançeri bize vurmuştu. Şimdi yaşattığını yaşıyor diyerek seslendi. Elinde hançer olanlar arkamda dursunlar. Hançerlerini soğutmasınlar. Bu hançer konusunu en son söyleyecek olay Kılıçdaroğlu. Önce Kılıçdaroğlu bize hançeri vurdu. Yaşattığını yaşıyor diyerek eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın koltuğuna Kemal Kılıçdaroğlu'nun nasıl oturduğunu, sonrasında da Baykal'a yakın isimleri partiden nasıl tasfiye ettiğini hatırlattı. Zamanında hançerin Kılıçdaroğlu'nun elinde olduğunu söyledi. Beraber toplantılar yapıyorduk. Aday olmayacağım demişti. Sonra televizyonlara çıktı, aday olmayacağım dedi. Sonra gitti Kemal Bey, hançeri vurdu. Yetmedi, böyle hançeri büktü, ciğere sapladı. Şimdi onun acısını biz yaşadığımız için bunu en son söyleyecek insan Kemal Bey'dir. CHP'li Mehmet Sevigen, Kılıçdaroğlu'nun partiyi karıştıran açıklamalarını değerlendirdi. Arkasından... Vay efendim, keşke aday olmasaydın. Kardeşim, düne kadar bana aday ol diyen sen değil miydin? O anketleri, anketler oldu çıktı ortaya biliyorsunuz sonradan. O anketleri kim getiriyorsa Kemal Bey'i hançerleyen odur. Kemal Bey açık açık isim vermiyor ama bana göre vermesi lazım. Kemal Bey o şeylerin kimin getirdiğini, kamu araştırmalarının açık açık söylemesi lazım. Sevigen, Kılıçdaroğlu'na kimden bahsettiğini açıkla çağrısı yapsa da onun da ilk aklına gelen isim Ekrem İmamoğlu'ydu. Ekrem Bey'in bir gün hemen sabah sonra çıkıp televizyonlarda daha 24 saat geçmeden seçim bitti. Yani 40'ı çıkmadı derler ya, bir değişim videosu çekti hatırlarsınız. Hançerledi derken Sayın İmamoğlu'nu kastediyor. Yani büyük kasıtla İmamoğlu'nu kastediyor. Çünkü Kemal Bey'in etrafında bulunanların hepsi Ekrem Bey'in ZOM toplantısına katıldı. Bu ekip aynı ekip. Peki Kılıçdaroğlu bırakmak zorunda kaldığı koltuğa yeniden oturabilir mi? Kurultayda delegeler imza toplanırsa normal seçimli kurultaya çevrilebilir. Öne çıkarım diyor, aday olurum. Yeter ki delegeler istesin diyor. Hatta biliyorsun gezilere başladı, televizyonlara çıkmaya başladı. Sevigen kurultayda bir açık kapının olduğunu belirtirken kulislerde ise 100'e yakın delegenin yanı sıra 20'ye yakın milletvekilinin şimdiden Kılıçdaroğlu'nu arayarak desteklerini ilettiği belirtiliyor. Ve dünün acı haberiyle devam ediyoruz. Kayseri'de 12. Ana Üst Komutanlığından kalkan eğitim uçağı henüz bilinmeyen bir nedenle düşüp kaza kırıma uğradı. Kazada hava pilot albaylar Gökhan Özen ile Uğur Yıldız şehit oldu. Kahraman pilotların tarlada çalışan mevsimlik işçileri fark ederek son anda büyük bir fedakarlıkla uçağın yönünü değiştirdiği anlaşıldı. İlk dengesini kaybettiniz ama bize doğru geliyordu. Herhalde bizi fark etti. Fark ettiğinden dolayı da bize gelmesin diye yüzüstü de aşağı indik. Eğitim uçuşu faciayla sonlandı. Mevsimlik işçileri fark eden pilotlar son anda yönünü değiştirdikleri uçakta şehit oldu. Sesten biz buraya çıktık, geldik. Ama geldik, dumandı, biz yanaşamadık. Sabah saatleriydi. SF-260D tipi uçak Kayseri 12. Hava Ulaştırma Ana Üst Komutanlığından eğitim için havalandı. İçinde hava pilotlar Albay Gökhan Özen ile Albay Uğur Yıldız vardı. Evimizin üzerinden geçti.
O esnada biz dışarıya çıktığımızda tarlaya çakıldığını gördük. Dönüyordu, direkt uçtu. Uçtu ya, direkt yani hiçbir şey yapmadı yani. Uçak Hasan Arpa Mahallesi yakınlarında kaza kırıma uğradı. Görgü tanıkları pilotların tarlada çalışan işçileri görüp uçağın yönünü değiştirdikten sonra motor sesinin kesildiğini fark etti. Düştüğünün sesini duydum. Bayağı bir ses çıkarttı. İner inmez zaten patladı. Müdahale edelim dedik. Ateş vardı, ondan dolayı biz müdahale edemedik. Bana. Bize doğru geldi. Herhalde bizi gördü, fark etti. Yanındaki arkadaşları da fark etti. Düşüşünü gördük. Kaza ile ilgili soruşturma yürütülürken acı haber şehitlerin evine kor düşürdü. Çiğli Anajet üssünde görevli olan hava pilot Albay Gökhan Özen evliydi. 9 yaşında bir kızı vardı. Kısa süre önce eğitim uçuşları için Kayseri'ye gönderilmişti. Hava pilot Albay Uğur Yıldız da jet motor sistemlerinde uzmandı. İzmir'de yaşayan ailesi acı haberle yıkıldı. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Acılı ailelerine ve milletimize başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz Kahvaltı Haberleri ekibi olarak ve devam ediyoruz dünyadan bir başlıkla. Hizbullah'ın son saldırıları İsrail'i kelimenin tam anlamıyla yangın yerine çevirdi. Ancak ülkedeki tek yangın bundan ibaret değil. Kabinedeki aşırı sağcılar savaşı bitirmemesi için Netanyahu'yu köşeye sıkıştırdı. Ne yazık ki bu ablukanın kaybedeni yine Filistinliler. Hizbullah İsrail'i hedef aldı. Ateşlenen roketler ülkenin kuzeyindeki birçok noktada yangına yol açtı. Alevler Margaliot yerleşim birimindeki evlere kadar uzandı. Gazze'deki savaşı sona erdirmenin zamanı geldi. Bir başka yangında Tel Aviv'de. Zira Amerikan Başkanı Biden'ın ateşkes teklifine G7 liderlerinden tam destek geldi. Rehineleri geri getirmek için sayısız yolu deniyoruz. Hem rehineleri geri getirme hem de Hamas'ı yok etme hedefinde kararlıyız. Bu şu anda benim söylediğim bir konu değil. Kabinemiz bu konuda hemfikir. Üç aşamalı ateşkes önerisine aşırı sağcıların karşı çıkması Amerika'da kongrede konuşacağı için tepkilerin hedefindeki Netanyahu'yu daha da köşeye sıkıştırıyor. Savaşın bitirilmesine yönelik bir anlaşma yoksa taslak metni neden bana göstermiyorsun Sayın Başbakan? Bunu gizlemenin tek bir sebebi olabilir. Bu anlaşma pervasız bir anlaşmadır. Aşırı sağcı savaş kabinesi ateşkese geçit vermemek için bastırıyor. Soykırım harekatı kendini bu kez de Buraj kampında gösterdi. Saldırı sonrası bölgeden yoğun bir duman yükseldi. Yerinden edilen masum siviller sığınacak güvenli bir nokta bulabilmek umuduyla panikle kaçıştı. Çalışmalar bölgedeki Hamas görevlilerinin uzaklaştırılması ve bir yönetim alternatifinin oluşturulmasını içeriyor. Savaşın sona ermesine yönelik hiçbir süreçte, hiçbir aşamada Gazze'de otorite olarak Hamas'ın yönetimini kabul etmeyeceğiz. Soykırım harekatının amacı Gazze'yi terk etmeden Hamas'ı tamamen ortadan kaldırmak. Kassam direnişinden gelen görüntülere bakınca bu plan Tel Aviv'in hayal kurduğuna işaret ediyor. İşgal tankları birer birer imha ediliyor. İstanbul'da pazar günü kendi kendine yıkılan bina yorgun binaları gündeme getirdi. Tehlike deprem bile olmadan yıkılacak kadar büyük. Yaklaşık 1500 yorgun bina olduğu tahmin ediliyor. Peki bunlar hangi ilçelerde ve herhangi bir önlem alındı mı? Cevaplarına bakalım. Bin küsur bina deprem olmadan yıkılabilir. Bu durumda... Oturduğunuz bina kaç yaşında? 74 senesinde yapıldı. Binayı taşıyan demir bu. Hatta burada yakınlaşırsak zaten görüyoruz, böyle parçalanıyor. İstanbul Küçükçekmece'de 4 katlı bina deprem olmadan kendiliğinden yerle bir oldu. Yaşanan bu felaket tüm dikkatleri İstanbul'daki diğer binalara çevirdi. Öyle ki uzmanlar İstanbul'da depreme gerek kalmadan tıpkı Küçükçekmece'de olduğu gibi yaklaşık 1556 binanın böyle kendiliğinden çökebileceğini söylüyor.
35 yılını tamamlamış olan 40 yıllık binaların hepsi aynı risk içerisinde. Bakın elime gelip yere dökülenler, ağaç değil, ağaç gibi görünen şeyler, demir. Bakın. İşte İstanbul'daki riskli binalardan biri de bu 4 katlı apartman. Burası Bayrampaşa. Bakın hemen balkonun altındaki demirler çıkmış, betonlar dökülmüş. Bina riskli durumda. Duvarlarda yine içeride de kolonlarda derin çatlaklar var. İşte İstanbul buna benzer böyle binlerce riskli binayla dolu. Bu binaların kendi halinde kendi yüklerini taşıyabilecek durumları da kalmadı. Uzmanlara göre 2000 yıl öncesinde yapılan binalarda büyük bir risk var. Bu riskin nedeni o dönemde bina yapımında kullanılan deniz kumu. Bakın Bayrampaşa'da yeni yıkılan bir binanın inşaatındayız. Burada da hemen betonun arasında o deniz kabuklarını görebiliyoruz. Demirler de bu deniz kumu yüzünden artık erimiş durumda. Bina tamamen yorulmuş. Şu anda bakın demirler kopuyor, kopuyor. Bunlar binayı ayakta tutan demirler. Bütün İstanbul, faya yakın olanlar çok daha yüksek riskte. Deniz kenarında olanlar, alüvyon zeminde olanlar, dere yatakları kenarında olanlar en büyük riske sahip olanlar. İstanbul Bahçeli Evler'de bir dairenin balkonu çöktü. Bina boşaltıldı. Herkes endişe içinde. İstanbul Büyükşehir Belediyesi 6 Şubat depreminin ardından 318 acil yıkılması gereken bina tespit etti. Ama o binalar da öylece duruyor. Bir adım atılması bekleniyor. Güçlendirin veyahut da binayı yıkıp yeniden yapın. Haziran çarşamba gününde kahvaltı haberleri devam ediyor. İstanbul'da pazar günü Küçükçekmece'de yaşananlardan sonra yorgun binalar üzerine haberimizi izledik ve bugün gazetelerinde ön sayfalarında bu konu geniş yer buldu. Farklı başlıklarla, farklı detaylarla günün manşetlerine bakalım. Sabah gazetesiyle başlayalım. Manşetten önce hemen sol köşedeki haber. Bıraktığımız yerden devam etmek amacıyla dönüşümün reklamı var. Kendisi yok başlığını görüyoruz. Ayrıntıları şöyle. İstanbul Büyükşehir Belediyesi reklamını çok yapsa da kentsel dönüşüm çalışmaları umut vermiyor. Bugüne kadar bu riskli binalardan 178'i yıkılabildi. Yeni yapılan az sayıdaki binaya asılan kiptaş tabelaları reklam dönüşümü yorumlarına neden oluyor. Fotoğraflarla birlikte de bu haber destekleniyor. Geçelim şimdi manşete. 85 milyonun hükümeti izledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından yapmış olduğu değerlendirmelerde bize oy verenler kadar tercihini farklı yönde kullananların da hükümetiyiz sözlerine yer verdi. 783 bin kilometre kare vatan toprağının her karışına aşkla hizmet ediyoruz. Felaket tellallarına aldırmıyoruz. Fitne tüccarlarına kulak asmıyoruz. Türkiye'yi kalkındırmanın ve daha da yüceltmenin mücadelesini veriyoruz dedi açıklamalarında. Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu. İkramiyeler 10-14 Haziran'da hesaplarda olacak. Haberlerimize de aktardık ve elbette bu önemli başlıkları gazetelerde gördük. Geçelim şimdi tabana. Bir diğer başlığa Gazze'li çocuklar aç uyuyor. Detaylarını hemen aktaralım size. Dünya ateşkes beklerken soykırımcı İsrail'in kuşattığı bölgelerde yaşayan çocukların %85'i gıdaya ulaşamıyor. Yardım kuruluşu Oxfam, Gazze'li çocukların her 3 öğünden birini hiç yemek yemeden geçirdiğini açıkladı. Yetkililer bölgede acil olarak kıtlık ilan edilmesini istedi. Su arıtma sisteminin çalışmadığı Gazze'de 4000 kişiye sadece bir tuvalet kağıdı düşüyor. Acı detaylar var elbette konuyla ilgili iç sayfalarda arzu edenler için diyelim ve geçelim hemen yanına. Gülen darbeyi kulağıma fısıldadı sözünü görüyoruz. Peki bu söz kime ait? Hemen bakalım. FETÖ elebaşı Gülen'in Pensilvanya'daki kamptan kaçırılmasının ardından örgütün sözde imamları birbirine düştü. Gülen'in yeğeni Ebu Seleme darbeden önce Gülen kulağıma eğildi ve yakında tüm kurumlar el değiştirecek. Siz de önemli yerlere geleceksiniz dedi. Çok daha fazlası var açıklamalarının. Gelelim Hürriyet'e şimdi. Hürriyet gazetesinin manşeti farklı. 200 yıllık yalanı Zeynep yıktı. Ayrıntısına kısaca bakacağız. 200 yıl önce İngiltere'ye kaçırılan Ergin mermerlerinin peşine düşen Yunanistan'a kaçakçılıkla mücadele daire başkanı Zeynep Boz'dan tarihi destek. İngilizlerin iddiasını çürüten Zeynep Boz Yunanistan'da günün kahramanı oldu. Yunanistan'da Zeynep Boz sevinci notuyla birlikte ayrıntılar paylaşılıyor merak edenler için diyelim. Ve geçelim hemen yanına
Bayram tatili 9 gün oldu. Emeklilere ikramiye haftaya ayrıntılarını görüyoruz ve yine dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önemli açıklamasıydı. Kentsel dönüşüme mecburuz dedi. Küçükçekmece'de yaşanan olayın ardından. Tabandan bir başlık, uçak kazasında iki albayımız şehit oldu. Ayrıntılar paylaşıldı, fotoğraflarıyla haber desteklendi. Kayseri'den havalanan SF-260D tip eğitim uçağı dün sabah saatlerinde bilinmeyen bir nedenle düştü. Uçaktaki iki albay pilot şehit oldu. İzmir'de de düşmüştü alt başlığı Hürriyet gazetesinin öne çıkardığı detaylardan bir diğeri. Sürmanşete geçelim şimdi. Sol köşede uyku öncesi yemek yemeyin uyarısı var uzmanlardan. Hemen bakalım haberin detayına. Yapılan yeni bir araştırma yatmadan önce yenilen yemeğin kolorektal kanser riskini arttırdığını ortaya koydu. Yatmadan önceki 3 saat içinde yemek yiyenlerin bağırsaklarında polip bulunma olasılığı %46 fazla. Bu poliplerin %5 ila %10'u da zaman içinde bağırsak kanserine dönüşüyor. Aman dikkat! En az yatmadan 2 saat önce yemiş olmamız gerekiyormuş yemeklerimizi. İç sayfalarda uzmanlar böyle söylüyor. Geçelim şimdi Milliyet'e. Milliyet gazetesinin manşeti bayram tatili 9 gün başlığını taşıyor. 2 gün idari izin ve dönüşüm hayati alt başlıkları da yine dün gerçekleşen kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapmış olduğu önemli açıklamalardan biriydi. Manşeti paylaşan başlık gazetenin tam ortasında. Beachler sınır tanımıyor notuyla denizlerde işgal locası manşetini görüyoruz. Ayrıntıları şöyle. Deniz sezonuyla birlikte tatil yörelerindeki beach cumhuriyetlerine sahiller yetmedi. Şimdi de deniz içini de localarla işgal ediyorlar. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı denizler halkındır diyerek vatandaşın denize ulaşmasını engelleyen bütün unsurların ortadan kaldırılacağını açıklarken başta Ege ve Akdeniz'de adeta kıyıları parselleyen işletmeler hem kumsal hem de deniz içine kondurdukları ultra lüks bungalov localarla vatandaşın hakkını gasp etmeyi sürdürüyorlar. Cezalar çok düşük kalıyor diyor. Hukukçular bu konuyla ilgili bir an önce önlem alınmasını istiyorlar. Bu arada locaların fiyatları 10 bin liradan başlıyormuş. Bu ayrıntıyı da paylaşıyor Milliyet, Bodrum, Yalıkavak ve Türkbük'ünde detayını da koyarak. Geçelim bir diğer başlığa, yine siyasete dönelim sol alt köşede. Kayyum'a destek verdi. Dün MHP lideri partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulunmuştu. Yürekten kutluyorum dedi, kayyum atamasına destek verdi. Terörist belediye başkanı vekil istemiyoruz ifadesini kullandı. Diğer sözde belediye başkanlarının ve milletvekillerinin de yakalarından tutulacak diye konuştu Devlet Bahçeli açıklamalarında. Hürmette kusur olmaz diyor CHP lideri. Yapmış olduğu açıklamalarda yine dün partisinin grup toplantısında Özgür Özel. Kısaca ona da bakalım. MHP lideri Bahçeli'nin eleştirilerine yanıt verdi. MHP'liler emin olsun Alparslan Türkeş'in memleketini CHP kazandı diye MHP'lilere hürmetsizliğimiz olmaz. Birileri mevcudiyetini koruyacak diye bir gerilimin parçası olmayacağız dedi açıklamalarında. Ve böylelikle yazılı basını da noktalamış oluyoruz değerli izleyenler. Ve sıradaki önemli başlığımızla devam ediyoruz. Özel okullardaki fahiş fiyat isyanı bu kez özel üniversitelerden yükselmeye başladı. Öyle ki %300'e varan oranlarda zamlar çıkıyor öğrencilerin karşılarına ve tıpkı ilköğretimde olduğu gibi erken kayıt yaptırmayan için bu oran daha da artıyor. %100 zamdan %300 zamlara, 400 zamlara çıkıyor ve kimse buna dur demiyor açıkçası. Ben kendim çalışıp kendim ödüyorum ve seneye okumamayı düşünüyorum yani. Özel okullar gibi özel üniversitelerde de zam oranları %100'ü geçti. Burslu okuyanlar bile ücretlere isyan etme noktasına geldi. Öğrenciler olarak aynı zamanda ailelerimiz olarak çok zorlanıyoruz. 66 ödedim. Şimdi 130 ödeyeceğim. Geçen yıl 90 küsur ödemiştim. Bu dönem 280 bin ödeyeceğim.
Özel üniversitelerin eğitim ücreti için bir zam sınırı yok ve hali hazırda okuyan öğrenciler için erken kayıt dönemi başladı ve bazı özel üniversiteler eğitim ücretine %100'den fazla zam yaptı. Ben 33,5 falan ödüyordum. Şu an iki katına çıkarmıştı. Ailemiz hangimize yetsin? %100'den fazla bir zam var ve çoğu kişinin aileleri de ödemiyor. Öğrenciler kendi masraflarını da karşılayamıyor. Özel üniversite öğrencileri erken kayıt adı altında önlerine %300'e varan zamlı fiyatlar konulduğunu söylüyor. Üstelik ücret kayıt yaptırılmayan her ay artıyor. Öğrenciler de veliler de bu istenilen eğitim ücretlerini fazla buluyor. İşte bu yüzden de özel okullara getirilen bu zam sınırının aynı şekilde özel üniversitelere de getirilmesini istiyorlar. Kesinlikle zam sınırı gelmeli. Bir üniversite TÜİK'in açıkladığı enflasyonun üzerinde fiyat artışı yapıyorsa bu durumu YÖK'e iletmekte fayda var. Çünkü YÖK Başkanı da vakıf üniversitelerine enflasyon üzerinde zam yapılmaması için bir tavsiyede bulunmuştur. Öğrenciyiz, mezun olana kadar yani ne kadar okula para ödeyeceğiz onu hiç bilmiyoruz. Biraz okula ticarethane olarak değil de eğitim olarak baksalar daha iyi olur diye düşünüyorum. Geçen yıl 57 bin lira gibi bir ücret ödedim. Şimdi yeniden bir sözleşme yapacağım. 105 bin lira. Bu gibi durumlarda sözleşmeyi kontrol etmenizde fayda var. Daha düşük bir oran yazıyorsa öğrenci o oranın üzerine çıkmak zorunda değildir. Kanıtlayamadığı takdirde üniversite yönetimi enflasyon üzerindeki farkı ödemek zorunda kalacaktır. Şimdi kısa bir reklam molası, ikinci bölümde devam edeceğiz. Ayrılmayın. Yeniden günaydın. Kahvaltı haberleri ikinci bölümüyle devam ediyor. Önemli özel haberlerimiz var. Onlarla başlayacağız öncelikli olarak. Özel okullarda görev yapan öğretmenler aldıkları ücretlerle ilgili bir düzenleme talep ediyor. Taban sınır getirilmesini istiyorlar. Milli Eğitim Bakanlığı'nın konuyla ilgili bir çalışması var. Ayrıntılar henüz netleşmedi. Özel okul yönetimlerinin ise çözüme ilişkin attığı herhangi bir adım yok. Hatta öğretmenlerin söylemlerinin aksine son bir yılda %100 zam yaptıklarını öne sürüyorlar. Peki bu söylenen oran maaş borcularına yansıdı mı? Ayrıntılar Şükran Uslu ve Gökhan Şen adalının özel haberinde. Şu an zamlar belirleniyor. Zamların hiçbirisi %100'ü bulmuş durumda değil. Gelecek dönem için de asgari ücret verenler bugün diyorlar ki sana Ekim'de 20 bin alacaksın. Özel okul öğretmenlerin isyanı ortak. Veliye yapılan fahiş zamlar iş öğretmen maaşına gelince en alt sınıra iniyor. Ben şu an 22 bin maaşla çalışıyorum. Haftada 40 saat derse giriyorum ve Ocak ayına kadar bu maaşla geçinmek zorundayım. Özel öğretim kurumlarını temsil eden dernekler bu isyana bir açıklamayla cevap verdi. Ve o açıklamalarında özel okul öğretmenlerinin geçen yılki Eylül maaşlarına göre %100 üzerinde bir zam yapıldığını söylediler. Ya bu açıklamanın bizler için gerçekten bir karşılığı yok, bir gerçeklik payı da yok. Özel okul öğretmenleri ise böyle bir durumun olmadığını söylüyor. Çünkü zaten aldığımız maaşları biliyorsunuz. Benim maaşım 18 iken 20 bin lira oldu. 2024-2025 yılı için de mi 20 bin lira? Evet, 20 bin lira bayağı önümüzdeki sene için. İnsanlar 20 bin liralık sözleşmelere imza attılar maalesef. Vallahi bundan bizim haberimiz yok. Okullarda gayet aslında asgari ücretin altında ücretlerle çalışıyoruz. Hayatta karşılığı yok bu açıklamanın, yani gerçekliği de yok. Dalga geçer gibi öğretmenlerimizi asgari ücrete çalıştırmıyoruz deyip 17 bin liraya, 18 bin liraya, 19 bin liraya öğretmen çalıştırıyorlar. Tecrübeli öğretmenler bu teklifleri kabul etmediği için şu an görüşmelerde hep yeni mezun, hatta mezun olmamış öğretmenler çağrılıyor ve onlarla anlaşılma yoluna gidiliyor. Bunları bizzat ben kendim gördüm. Bu çok acı verici. Patronun iki dudağının arasındasınız. Sözleşmelerimizin hepsi yeri geldiği zaman öyle bir madde koyuyorlar ki istedikleri zaman kapının önüne koyabiliyorlar. Özlük haklarımız denen hiçbir şey yok. Özel okul öğretmenlerinin aslında tek bir isteği var. O da devlet kurumunda çalışan öğretmenler gibi onlar da hak ettikleri maaşı almak istiyorlar. Kamudaki dengi meslektaşlarımızla aynı maaşla çalışmak istiyoruz. Taban maaş acil kesinlikle ve gelmesi gerekiyor. Taban maaş meclise ödeceğiz.
Edirne'deki ayçiçekler Türkiye'nin yağ ihtiyacının çok büyük bir bölümünü karşılıyor biliyorsunuz ama şu ara Trakya'da tehlike çanları çalıyor. O tehlikenin adı da ayçiçek tarlalarını vuran köse hastalığı. Günden güne yayıldıkça da yayılıyor. Zararın faturası ise ağır olacak gibi görünüyor. Çünkü eğer böyle giderse ayçiçek yağı üretimi hayli düşecek. Genetikte bir takım değişimler oldu. %60'lara varan ürün kaybı var. Çok zararımız var. Trakya'da ayçiçek tarlalarını köse hastalığı vurdu. Sarı gelin bu yıl üreticisini tedirgin etti. Edirne Uzun Köprü çevresindeki çiftçiler kara kara düşünüyor. Çünkü bu hastalık en çok bu civarda yaygın ve hastalığın sebebi de tohum kaynaklı. Hastalık yayıldıktan sonra ayçiçekleri büyümüyor ve bodur kalıyor. Bu genetik bir hastalık. Böyle görmüş olduğunuz şu renk değişimi beyaz olarak diğer yüzünden de ak bir renk. Mesela şurada yavaş yavaş yayılıyor mu? Aynen yayılıyor ve bunun gelişmesini engelliyor. Halk arasında köse tabir ettiğimiz milyo hastalığının bitkiye vermiş olduğu zararın net hali bu. Çiftçileri kara kara düşündüren bu hastalığın sebebi iddia o ki genetiği değiştirilmiş tohumlar. Öyle ki farklı tohumları tercih eden çiftçilerin kaybı yok. Benim tarlamda tek bir tane dahi bu hastalıktan mağdur bir bitki yok. Aramızda 50 metre mesafe var. İklim koşulları aynı, toprak koşulları aynı, işçilikler aynı. Bende bir tane yok. Benim kaybım yok. Ama bu çeşitten eken arkadaşlar da siz de görüyorsunuz %60'lara varan ürün kaybı var. Yıllar önce mağduriyetini ben de yaşadım. Bir daha da ekmemek için tövbe ettim, bıraktım. Kesinlikle tarlama da sokmam. Reklam için de söylemiyorum yani. Benim zararım da %50 idi. Kimse karşılamadı. Yanımıza da gelen giden de olmadı böyle sizin gibi. O zamandan beri ekmiyorum. Bunun kurtuluşu, ilacı, çaresi yok. Tek çare tarlayı komple bozup tekrardan ekmek. Binlerce dönüm ekili arazilerle baş başa kalan çiftçilerin tek bir isteği var. O da zararlarının karşılanması. Ankara'da bir fabrikanın yöneticisi olan Hakkı Türk, kalifiye eleman sıkıntısı yaşayan yüzlerce işverenden biriydi. Çözümü fabrikada çay ve temizlik işlerine bakan kadın çalışanları tezgahların başına oturtmakta buldu. Hem hepsinin meslek sahibi olmasını sağladı hem de personel açığını kapattı. Kalifiye eleman bulmak o kadar zorlaştı ki ilan veriyoruz, hiçbir tane eleman bulamıyoruz. Kalifiye eleman sorunu gitgide büyüyor, birçok sektörde açık var. Kalifiye eleman bulmakta bir aylık güçlük çekiyoruz. Şu anda piyasada eleman yok zaten, yetişmiyor. Hakkı Türk'te kalifiye eleman bulmakta zorlananlardandı. Aklına güzel bir fikir geldi. Mevcut personellerimizden başlamak istedik. Çay ve temizlik işine bakan bayan personellerimize bunu dile getirdik ve bunlar da kabul ettiler. İşimi duyunca herkes ediyor, şaka yapıyorsun değil mi? Dalga mı geçiyorsun diyorum. Hayır, gerçekten ben sanayide çalışıyorum ve kaynak yapıyorum. Sensör operatörlüğü yapıyorum. Yapabilir miyim, yapamaz mıyım acaba diye bir tedirgin olmadım değil ama. Önce fabrikadaki çaycıyla temizlikçiye teklifte bulundu. Onlar işi kabul edip çalışmaya başlayınca bu kez internete ilan verdi. İş arıyordum. Erkeklerin yaptığı işi kadın eleman aranınca gitmek istedim. Çünkü her zaman kadınların erkek işini yaptığında hayranlık beziyordum. Normalde çocuk gelişimi mezunuyum. Hiç alakası olmayan bir iş. Şerife, Serap, Leyla ve Nurgül. Ellerinden her iş gelen kadınlar sanayide aydınlatma direği üretimi yapan bu fabrikada çalışıyor. Kimi lazer operatörü, kimi de montaj işlerine bakıyor. Onlar erkek işini kadınlar yapamaz tabularını yıkan güçlü kadınlar. Bence biz güçlüyüz. Yani kadınlar istedikleri zaman her şeyi başarabilecek güce sahip. Yeter ki kendilerindeki gücü fark etsinler. Önemli olan bu. Her kadın her işi yapabilir. Sanayi ortamında da çalışabilir. Kadının başaramayacağı bir iş yoktur. Zamanla farklı alanlarda uzmanlaşan kadınlar 30 tonluk ihracat yapan fabrikada üretimin büyük bölümüne destek oluyorlar. Kaynaktan tutun, lazer kesim operatörlüğü, lazer kaynak makinalarımızla, bunu kaynatmalarıyla, montajıyla bütün işin içinde oluyor. Detaycılık açısından kadın personellerimiz daha iyi. Nasıl ki bizim kadınlarımız evlerinde iş yaparken o kadar titizlikle yapıyorsa,
iş yerinde de aynı titizlikle devam ediyorlar. Kadınların başaramayacağı hiçbir şey yok. Yeter ki işverenler bunu fark etsinler ki Ankara'daki fabrikada bu fark edilmiş durumda. Daha da fazlasını diliyoruz. Devam edelim. Derin dondurucudan çıkarılan yiyeceklerin çözülmesi için kullanılan pek çok yöntem var. Ancak bu yöntemlerin bazıları farkında olmasak da hayati risk taşıyabiliyor. İşte doğru bilinen yanlışlar ve aslında yapılması gerekenler. Mesela ılık su içerisine koyarak çözmeye çalışanlar da oluyor. O 1-2 saatlik süre de bakterilerin çoğalması için yeterli bir süre. Dışarıya bırakıyorum birkaç saat. Belki bazen de sıcak suda bekletebilirim. Dışarıda tabii daha hızlı çözülüyor. Bir saat önce çıkarıyorum. Buzdolabının alt bölümüne koyarak çözdürüyorum. Yemek yapacaksınız ancak buzluktan çıkardığınız ürünü pişirmek için çok az bir vaktiniz var. İşte bu noktada yapacağınız işlem çok önemli. Çünkü çözdürdüğünüz besin size faydadan ziyade zarar getirebilir. Mesela salmonella. Bizde çok ciddi bir gastroenterit tablosu, ishal tablosu ve ateşle seyreden çok ciddi bir ishal tablosuna yol açıyor salmonella. Özellikle de tavuk etinde ve kırmızı ette bulunabiliyor. Bir takım bakteriler de bizde hastalık oluşturmayan bakteriler. Bu bakteriler de bizde hastalık oluşturmuyor ama gıdanın bozulmasına yol açıyor. Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Bahadır Ceylan mutfakta sık yapılan yanlışlara karşı uyardı. Şöyle bir sıkıntı daha var. Bizde hastalık yapan salmonella gibi bakteriler koyduğunuz ortamları da kirletiyor. Mesela musluğa koyuyorsunuz tavuğu. O tavuktan çevreyi de kontamine ediyor. Ona dokunan insanları da kontamine ediyor. Ve hastalık yapan bakterilerin size bulaşmasına yol açıyorsunuz. Bazen kaloriferlerin üzerine koyuyorlar çabucak çözülsün diye. Bu defa kalorifer peteklerini de kontamine etmiş oluyorsunuz. Uzmanlara göre en sağlıklı çözdürme yöntemi ise ürünü bu şekilde bir kaba alarak dolabın iç kısmına koymak. Tabii buzdolabının içerisinde olunca çözülmesi de biraz zor oluyor, daha uzun sürüyor. O yüzden bir gece önceden çıkarılıp dolabın içinde bekletilirse ertesi güne gıda hazır olmuş oluyor. Uzmanlar buzu erimiş gıdaların tekrar dondurulmaması konusunda da uyarıyor. Çözdürmeden direkt hani ne yapacaksam çözdürmeden yapmayı tercih ediyorum. Çözüldüğü zaman çünkü şeyini kaybettiğini düşünüyorum, çözdürmeden yapıyorum. Yani böyle 20 dakikaları geçen bir süre olmadığı sürece kısa sürede eğer o ürünü çözebiliyorsanız bir aleti kullanarak onu biz önerebiliriz. İstanbul Arnavutköy'de bir vakıf tarafından kurulmak istenen özel üniversite inşaatında üst üste skandallar yaşandı. Villa yapım ruhsatı alınarak başlanan inşaata hem büyükşehir hem de ilçe belediyesi 2017 yılında yıkım kararı verdi. YÖK'e yapılan kuruluş başvuruları da reddedildi. Ancak kampüs tüm bu kararlara rağmen bitme aşamasına gelince Arnavutköylüler isyan etti. Başlangıçta villa projesi olarak başlanıyor. İnşaat tamamlanmadan tadilat projesiyle üniversite kurulması amacıyla arkamızda gördüğünüz inşaatlara devam ediliyor. Villa yapmak için ruhsat aldılar. Villaların yanına üniversite kampüsü kurdular. Yıllar önce verilen yıkım kararına rağmen inşaatı tamamladılar. İmara ve ruhsata aykırı olduğu, projesine aykırı olduğu tespit edilmiş ve yapı tahtit tutanağı düzenlenmiş. Arkasından da belediye encümeni kararıyla yıkım kararı çıkarılmıştır. Skandal İstanbul Arnavutköy'de yaşandı. Kaçak tünellerle birbirine bağlanan binalarda özel üniversite kurulmak istendi. Ancak YÖK'e yapılan kuruluş başvurusu da gerekli şartlar taşınmadığı gerekçesiyle iptal edildi. Arnavutköy Belediye Başkanlığı'nın yapmış olduğu inceleme neticesinde 22 tane kolonun bulunmadığı, 17 tane perde betonun bulunmadığı, ayrıca 12 tane de kirişin bulunmadığı tespit edilmiştir. 10 bin öğrenci için yapılması planlanan ölüm kampüsü tüm kararlara rağmen tamamlanma aşamasına gelince Arnavutköylüler harekete geçti. Şimdi tek bir istekleri var. Yetkililerden, belediye yetkililerinden ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarından bu hususta bu kararın gereğinin yerine getirilmesini bekliyoruz. Müzik
Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi Beştepe'de gerçekleşen kabine toplantısının hemen ardından verdi. Emekliye 3000 liralık ikramiyelerin yatacağı tarihi de açıkladı. Kentsel dönüşüm konusundaki açıklamaları ise ders niteliğindeydi. Kamu çalışanlarımız için 16 Haziran Pazar günü başlayacak Kurban Bayramı sonrasındaki 2 günlük süreyi de idari izin kapsamına aldık. Perşembe ve Cuma günlerini de bayram tatiline ekleyerek 9 günlük bir tatil imkanı sağlamış oluyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi Beştepe'deki kabine toplantısı sonrası verdi. Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olacağını duyurdu. Emeklilere 3000 liralık bayram ikramiyelerinin hesaplara yatacağı tarihi de açıkladı. Kurban Bayramı ikramiyesini 10-14 Haziran tarihleri arasında emeklilerimizin hesaplarına yatırıyoruz. Böylece tek kalemde emeklilerimizde toplam 42 milyar tutarında bir ödeme yapmış olacağız. Kurban Bayramı'nın şimdiden milletimiz, İslam dünyası ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Deprem bölgesini de unutmadı Erdoğan. 6 Şubat'tan beri tıpkı önceki kabinemiz gibi yeni kabinemizin de önceliği depremin yaralarının süratle sarılmasıydı. Depremzedelerimize verdiğimiz sözü tutmak için gece gündüz çalışıyoruz. Şubat ve Mart aylarında 76 binden fazla konutumuzun hak sahiplerini belirleyip vatandaşlarımıza teslim ettik. Bu sayı tabii ki bir başlangıç. İnşallah her ay 10-15 bin konut bitirerek yıl sonuna kadar 200 bin konutu teslim edeceğiz. Ekonomideki son gelişmeler de Cumhurbaşkanı'nın gündemindeydi. Enflasyonla mücadelede hedefe ulaşacağız dedi. Sözü kentsel dönüşüm ve depreme hazırlık sürecine getirdi. Şehirlerimizi depreme dayanıklı hale getirmek hangi parti olursa olsun herkes için milli bir görevdir sözünün altını çizdi. İstanbul'da bulunan toplam 7,5 milyon bağımsız bölümün 600 bininin acilen dönüştürülmesi gerekiyor. Pazar günü Küçükçekmece ilçemizde çöken bina, kentsel dönüşümün İstanbul için ne kadar hayati bir mesele olduğunu hepimize tekrar hatırlatmıştır. Ancak bu meselenin halen yeterince idrak edilemediğini görüyoruz. Hükümetimizin ve bakanlığımızın sergilediği hassasiyetin bir an önce yerel yöneticiler tarafından da gösterilmesini özellikle bekliyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan dünkü programı kapsamında Aksüç uzay misyonu mürettebatını da kabul etti. Kabulde milli astronotumuz Alper Gezer Avcı da yer aldı. Havaların ısınmasıyla orman yangınları haberleri de peş peşe gelmeye başladı. Hava sıcaklığının 40 dereceyi bulduğu Antalya'nın Aksu ilçesindeki yangın dün öğle saatlerinde çıktı. Seraların olduğu bölüme sıçrayan yangın 5 saatte kontrol altına alınabildi. Aynı dakikalarda Muğla ve Bursa'da da orman yangınlarıyla mücadele vardı. Köy komple yanıyor. Aksu'ya doğru gidiyor şu an. Antalya, Muğla, Bursa. Üç kentteki orman yangınları peş peşe çıktı. Alevleri kontrol altına alabilmek için ekipler hem havadan hem karadan müdahale etti. Şu anda yangın yerleşim yerine inmiş durumda. Herkes perişan. Bütün seraları alev alıyor şu anda. Hava sıcaklığının 40 dereceyi bulduğu Antalya'nın Aksu ilçesindeki yangın öğle saatlerinde çıktı. Ormanlık alanda başlayan yangın kısa sürede seraların olduğu bölüme sıçradı. Her yer alev içinde. Bir yandan mahalleli, bir yandan da itfaiye ekipleri yangını söndürebilmek için canla başla mücadele etti. Alevler 5 saatlik çalışma sonrası kontrol altına alındı. Orman yangınıyla mücadele edilen bir diğer bölgede Muğla'nın Milas ilçesiydi. Yangına hem havadan hem karadan müdahale edildi.
ve Bursa, Orhaneli ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın öğle saatlerinde başladı. 230 personelin söndürmeye çalıştığı yangına 4 helikopterle 4 uçak da havadan destek verdi. Kısa süreliğine araçlarda bırakılan çocukların ölümün eşiğine kadar geldiği birçok örnek gördük daha önce. Biliyoruz ne kadar tehlikeli olduğunu ama belli ki tehlikenin büyüklüğünü hala kavrayamıyoruz. Bu ihmal yüzünden bu kez küçücük bir çocuk hayatını kaybetti. Maalesef ayrıntılarını dün ekranlarınıza getirmiştik. Peki böylesi bir tehdide karşı ne tür bir önlem alabiliriz? Cevabına haberimizde bakacağız. Müteahhit baba yapımı süren inşaata gidecekti. 4 yaşındaki Ali Furkan da onunla gelmek isteyince kıramadı oğlunu. Kısa sürecekti işi. İddiaya göre Ali Furkan arabada beklemek istedi. 15 yıllık içerisinde maalesef hayatlarını kaybedebilecek bir riski taşıyor. Bursa'da hava sıcaklığı 36 dereceydi. Baba yaklaşık bir saat sonra döndüğünde otomobilinde bıraktığı oğlunu cansız halde buldu. Camlarınız karartmalı bir cam değilse, yani kaplama bir cam değilse, bu sefer mercek etkisiyle beraber sanki güneş orayı yakıyordur. Yani direksiyonu bile tutamayacak duruma geliyorsunuzdur. Küçük Ali Furkan'ın ölümü çoğu zaman göz ardı edilen bu ölümcül tehlikeyi bir kez daha gündeme taşıdı. Ne kadarlık bir hava yeter 4 yaşındaki bir çocuğa normalde? Normal şartlarda baktığımız zaman aslında uzun bir süre yeter. Yani saatlerce yetebilir. Buradaki mesele havasızlıktan daha fazla aşırı ani bir sıcaklık yüklemesiyle beraber hem var olan sıcaklığı tolere edememesi, aynı zamanda o içerideki yüksek ısının içerideki hava yetersiz hale getirmesinden kaynaklanan bir sıkıntı. Dışarının sıcaklığı 37 derece ve yüzümün hali de işte bu şekilde. Ciddi anlamda terledim. Uzun süre içeride kalacağız. Bakalım neler olacak. Arabanın içinde 10 dakika oldu. 10 dakika içinde şu anda halim bu. Tişörtüm ciddi anlamda terledi. Yüzüm de bu şekilde ve bir yandan da her geçen dakika nefes almak zorlaşıyor. Çünkü camlar kapalı, hava çok sıcak. Şu anda aradan 20 dakika geçti ve her geçen dakika gerçekten nefes almakta zorlanıyorum ve üstüm sırılsıklam oldu. Yüzüm bu halde, gözümü açamayacak hale geldim. Yaklaşık yarım saat oldu. Gerçekten abartmadan söylüyorum, nefes alamayacak hale geldik. Halim zaten ortada. Hem kameraman arkadaşım hem ben. Ciddi anlamda etkilendik. Tişörtüm, yüzüm ve üstelik biz yetişkin insanlarız. İşte bu etki çocuklarda maalesef ölüme kadar götürebiliyor. Bu ölümcül riske karşı alınacak önlemse çok basit. Birincisi, camların renklendirilmesi burada değerli. Gölge bir yerde bırakmak değerli. Camları açık bırakmak oldukça değerli. Olabildiğince araç içini havalandırmak oldukça değerli. Bir diğer haberle devam edelim. Geçen hafta sonu Sivas'ta evlenen çift balayı için Kapadokya'ya gitmişti. 21 yaşındaki gelin eşinin doğum günü kutlaması sonrası otel odasında fenalaştı. Tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Otel odasına çakıldıklarında kalp krizi sonucu vefat etmiştir. Çok değil, 3 gün önce dünya evine girmiş, balayı içinde Kapadokya'yı seçmişlerdi. Çiçeği burnunda gelin otel odasında kalp krizi geçirdi. Tüm çabalara rağmen de kurtarılamadı. Kızımız üniversite mezunu, aklı başında. İyi bir insandı. 21 yaşındaki Nazlıcan Göksu'yla eşi Nuri Anıl Göksu, geçen hafta sonu Sivas'ta düzenlenen törenle hayatlarını birleştirmiş, çift hem balayı hem de damadın doğum gününü kutlamak için Kapadokya'ya gitmişti. Ürgüp'e damadın doğum günü kutlama amacıyla gelmişlerdi. Kutlama sonrası odaya çıkan 21 yaşındaki genç kız bir anda fenalaştı. Eşi hemen sağlık ekiplerini çağırdı.
Ürgüp Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Nazlıcan Göksu tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ölüm sebebi kayıtlara kalp krizi olarak geçti. Otopsi yapılacak. Onu bekliyorum. Sadece bekliyorsun. Düğününden 3 gün sonra hayatını kaybeden genç kızdan geriye bu görüntüler kaldı. Gülten Ataklı, boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürülmüştü. Katil koca, boşanma aşamasındaki eşini öldürdükten kısa süre sonra yakalandı. Yargılandığı mahkemede ona 24 yıl hapis cezası verdi. Ancak hapiste yatacağı süre 11 yıla düşünce, maktul kadının ailesi karara isyan etti. Hiçbir pişmanlık göstermemiş, iyi hal göstermemiş bir katile indirim uygulandı. Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü, 24 yıl ceza aldı. 11 yıl hapiste yatacağı için maktul yakınları isyan etti. Kararda bugüne kadar hep ağırlaştırılmış, ikinci derece ağırlaştırılmış. Beklerken son dakika ne olduğunu anlayamadan çok büyük indirim uygulanmıştır. 1 Ağustos 2023'te öldürülmüştü Gülten Ataklı. Onun canına kıyan polis eşi Mürsel Ataklı'ydı. Cinayetten kısa süre sonra yakalanan polis memuru o günden bu yana yargılanıyordu. Sonunda karar çıktı. Polis memuru Mürsel Ataklı 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Bir insanın canı bu kadar ucuz olmamalı. Hafif bir ceza verilmemeli. Ataklı 24 yıl aldı ama ceza infaz kanununa göre hapiste yatacağı süre 11 yıl. Hakim 11 yıl ceza verdi. Bir insanın hayatı 11 yıl olamaz. Biz ibretlik bir ceza beklerken hakim indirim uyguladı. Olay yerinde olayı kimin ilk başlattığını anlayamadığımızdan indirim yaptık demişler. Böyle bir mahkemeyi kabul etmiyorum. Mahkeme çocuğun velayetini de katil zanlısı babanın ailesine verdi. Kızılkoca ailesi ise karara itiraz etmeye hazırlanıyor. Herkesi en azından birazcık tatmin edecek örnek bir kararın verilmesini bekliyoruz biz. Bunun için de ne gerekiyorsa sonuna kadar mücadele edeceğiz. Şimdi de gece boyunca biz uyurken neler yaşandı onlara bakacağız. Aksaray'da eşiyle tartışan öfkeli koca evini ateşe verdi. Gece yarısı mahalleliye korkulanlar yaşatan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle diğer katlara sıçramadan söndürüldü. Kaçmaya çalışırken yakalanan öfkeli kocaysa gözaltına alındı. Hatay'da işçilerin kaldığı 3 katlı yatakhane alevlere teslim oldu. Şantiyeyi saran yangın, itfaiyenin 2 saat süren çalışmasıyla kontrol altına alındı. Patlatılan yangında can kaybı ve yaralanan olmadı. Ardahan'da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, önce önündeki araca, ardından bariyerlere çarparak takla attı. Kazada hafif yaralanan sürücü ve yanındaki arkadaşı hastanede tedavi altına alındı. Sakarya'nın Serdivan ilçesinde iki motosikletlinin karıştığı kaza bir genç kızı hayattan kopardı. 20 yaşındaki Sümeyye Gencer'in kullandığı motosiklet başka bir motosikletle kafa kafaya çarpıştı. Ardından da sürüklenerek bir araca çarparak durabildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan genç kız hastaneye kaldırıldı fakat yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Siirt'te hacı adayları kutsal topraklara dualarla uğurlandı. Kutsal görevi yerine getirmek için heyecanlı olan 86 hacı adayı yakınlarıyla vedalaşırken duygusal anlar yaşadı. Sorumsuz bir sürücü alkollü halde direksiyon başına geçti. Bu bir iddia tabii ama alkol metreyi üflememesi güçlü kılıyor bu iddiayı. Bu sorumsuzluğunun ilk adımıydı, devamı da geldi. Alkollü olduğu yetmezmiş gibi ters yöne girdi. İlerlemeye başladıktan kısa bir süre sonra da önce kaldırımda yürüyen yayaya, ardından da bir motosiklete çarptı. İşte o anın görüntüsü ve sonrası. Ters yöne girdi, park halindeki bir otomobile ve motosiklete çarptıktan sonra durabildi. İki kişi ölümden döndü.
kural tanımaz sürücünün ortalığı birbirine kattığı kazanın adresi İstanbul Şişli'ydi. Ters yöne girip hızla ilerleyen bir sürücü, önce park halindeki otomobile ve kaldırımda yürüyen bir kişiye, ardından karşı istikametten gelen motosiklete çarptı. Kazayı görenler bir yandan yardıma koştu, diğer yandan sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Kazada yaralanan kaldırımdaki yayayla motosiklet sürücüsü ambulanslarla hemen hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kazaya sebep olan sürücüye alkol kontrolü yapmak istedi. Ancak sürücü alkol metreyi üflemek yerine polise direnmeyi seçti. Tüm uğraşlara rağmen sürücü alkol kontrolüne direnince gözaltına alındı. Neye gidiyor ya? Ben direksiyonu alıyorum. Alın beni, kelepçeyle hadi. Alın, ben gidiyorum. Alın. Dolandırıcılıkla suçlanan ve cezaevinde olan iki isim Seçil Erzan ve Bahar Candan Marmara Cezaevinde aynı koğuşta kalıyorlar. Erzan ve Candan'ın hapishanede kavga ettiği ortaya çıktı. Kavganın sebebi ise iddialara göre Bahar Candan'ın Seçil Erzan'a dolandırıcı diye hitap etmesi. Cezaevinde aynı koğuşu paylaşan Seçil Erzan'la Bahar Candan birbirine girdi. Birbirlerini dolandırıcılıkla suçlayan ikilinin kavgasını gardiyanlar ayırdı. Direğe çarptım. Sonra dedim ki evimin direği. Kara para aklama ve suç örgütüne üye olma suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilen Bahar Candan'la yüksek kar vaadiyle milyonlarca liralık vurgun yapan Seçil Erzan'ı karşı karşıya getiren tartışma, gazeteci Emrullah Erdinç'in haberine göre Bahar Candan'ın Erzan'a dolandırıcı demesiyle başladı. Senden çok rica ediyorum. Onların senetlerine ilgili lütfen hiçbir şey yapma. Erzan'ın sen de dolandırıcılık suçlamasıyla buradasın diye karşılık vermesiyle ikili arasında gerginlik gitgide büyüdü, sözlü düelloya dönüştü. Seslerin yükselmesiyle infaz koruma memurları koğuş içerisine girdi. Seçil Erzan ve Bahar Candan zor da olsa sakinleştirildi. Memurların araya girmesiyle son bulan gerginliğin ardından Erzan, Bahar Candan'dan şikayetçi oldu. Cezaevi yönetimi ise sürekli olarak Seçil Erzan'la tartıştığı için Bahar Candan'ı uyardı. Aklınızdaki iddialarınızı söylersiniz. Candan kardeşlerden cezaevinde yemek yememe hastalığına yakalanarak 37 kiloya kadar düşen ve ardından tahliye edilen Nihal Candan'sa bir süre önce röportaj verdiği YouTube kanalında adeta bu kavganın sinyalini vermişti. Açıkçası onunla çok kalmak istemiyordum çünkü karşımızda sürekli panik halinde, savaş modunda ölüm korkusu yaşayan birisi vardı. Seçil Erzan Bahar'la bize iyi gelmiyordu. Ablası Nihal Candan'ın sağlık sorunlarından sonra tahliye olmasının ardından kendisine zarar veren Bahar Candan, bir süre hastanede tedavi altına alınmış, sağlığına kavuştuktan sonra cezaevine gönderilmişti. Ablası gibi tahliye olmayı beklerken bir kez daha cezaevine dönen Bahar Candan'ın bu yüzden psikolojisinin bozulduğu iddia edildi. Cep telefonları günlük yaşamın vazgeçilmezi. Uzun süreli kullanımı ise şarj ihtiyacını beraberinde getiriyor. Tabii yanımızda şarj cihazı taşımadığımız anlarda dışarıda kimi zaman şarjmatiklerden destek alıyoruz ama bu cihazlar dolandırıcıların yüklediği yazılımla birer casusa dönüşebiliyor. Nasıl olduğuna bakalım. Şarjmatikleri kullanır mısınız genelde? Çok güvenli olduğunu hissetmediğim için kullanmak istemiyorum. Kullanmamaya çalışıyorum açıkçası. Güvenilir buluyor musunuz peki o tarz cihazları? Ben normalde güvenilir buluyordum ama şu an bir şüpheyle yaklaştım. Kafelerde, hastanelerde, AVM'lerde ve daha birçok ortak alanda cep telefonu hızlı şarj üniteleri kullanılıyor. Dolandırıcıların yeni hedefi şarjmatikler oldu. Bir iki defa kullanmıştım evet. Hiç beklemediğimiz bir anda telefonlarımızın şarjı bitebilir. İşte o an bizi kurtaran tek şey ortak alanlardaki şarjmatikler oluyor. Ama ne yazık ki dolandırıcılar bu makineye de el attı. Nasıl mı? İşte bu makinelere casus yazılım yükleyerek vatandaşların telefonuna sızıyorlar. Şarj noktasıyla veri aktarım noktası telefonlar içerisinde aynı. Bu yüzden şarjmatikler üzerindeki şarj alma
işlemini yaptığımızda şarjmatiğin içerisinde bulunan bir veri depolama birimi sizin cihazınıza casus yazılımı bulaştırabiliyor. Dolandırıcılık ya, çok yayıldı maalesef. Yani günümüzde her şeye yayıldılar ama bunu beklemiyordum. De nasıl? Eyvah eyvah. Allah yardım etsin inşallah bu insanlara. İnsanlar kendini nasıl koruyacaklar acaba? Şahsi fotoğraflarınız, şahsi bilgileriniz, kişisel verileriniz, kredi kartı, bankacılık uygulamaları. Çünkü siz bir bankacılık uygulamasına girdiğinizde klavye üzerinden şifrenizi giriyorsunuz. Bu şifrenizi aslında ekran kayıtlarıyla kendileri elde edebiliyorlar ve sizin SMS izinlerinizi yönlendirebiliyorlar, kameranızı açabiliyorlar, bulunduğunuz ortamın sesini dinleyebiliyorlar. Ve bunun türevlerini sizin cihazınız üzerinden yapabiliyorlar. Dolandırıcıların bu tuzağına düşmemek için dikkat edilmesi gereken hususlar var. Bu üniteleri kullanmamanızı öneriyoruz. Sizin yanınızda kendi cihazlarınız, powerbanklerinizle kendi cihazınızı şarj etmenizi öneriyoruz. Dışarıda şarj etmemeye, gerekirse şarjsız gezmeye çok da dikkat etmem gerektiğini düşünmekteyim. Sırada Antalya'dan akıl almaz bir ev sahibi kiracı kavgası var. Nurcan Kuru 4 ay önce eşyalı bir daire tuttu. Bir sabah gelen davetsiz misafirle düzeni alt üst oldu. O misafir evin gerçek sahibiydi. Sabah 6'da geldiler. Annesi şuraya, oğlu şuraya eşyalarını attı komple. Annesini bıraktı gitti. Ben dedim ki bu şekilde ne olacak? Dedi beraber yaşayın. Dedim bu kadın ölürse benim başım belaya girer. Ölürse ölsün dedi. Annesinin evini ondan habersiz kiraladı. Sonra da yaşlı kadını kiracının yanına bıraktı. Ki, siz bilmeyebilirsiniz şimdi hanımefendi ama oğlunuz mutlaka bu şeyleri biliyor. Antalya Kepez'deki dairenin sahibi Adeviye Özyurt'tu. Birlikte yaşadığı oğlu ondan habersiz kiraya verdi. Gelin kaynana arasında anlaşmazlık çıkınca olan oldu. Oğlu Adeviye Özyurt'u eşyalarıyla birlikte götürüp kiracının yanına bıraktı. Anne kız gibi zaten bu işe gidiyor. Ben de yıkıdık akayım, yerler merler siliyorum, bir şeyler yapıyorum. Anne kızı bir kira da almayayım diyor. Hasta bir kadın kendisi, ben sorumluluk almak istemiyorum. Buradan oğluna da söylüyorum, annesini bir zahmet alsın. Nurcan Kuru 4 ay öncesinde kiraladığı evinde şimdi 6 yaşındaki çocuğuyla ve ev sahibiyle beraber yaşamaya devam ediyor. Buzdolabından parayı da aldım. O da benim, her şey benim. Sen ne olabilir, içindeki yiyeceği benim. Benim ya, çocuğuma tamam, kahvaltı hazırlayamıyorum. Bunlar lahmı kurban alayım ya. Ben bu hanımefendi burada olduğu sürece ben kira vermem. Ha, evinden de çıkmıyorum çünkü benim günüm dolmadığı sürece ben bu evden çıkmıyorum. Bu ay işte yok diye vermeyeceğim diye haklı. O da haklı. Ev sahibiyle kiracının zorunlu olarak birlikte yaşadığı dairede sürekli tartışma var. Her ikisi de soruna bir çözüm bulunmasını istiyor. Ya annesini bir şekilde alacaklar ya da benim her türlü şeyimi karşılayacaklar. O şekilde çıkarım. Denizli'de taş ocağında dinamitle kırma işlemi vardı. Dev kayalar kırma işlemi sırasında bir anda dağdan koptu. 3 tonluk kaya 150 metreden evin üzerine düştü. Neyse ki o anda evde kimse yoktu. Ay, ay, ay. 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 Anam kaç tane geliyor anam? Taş ocağında tonlarca ağırlıktaki kaya parçaları dağdan koptu. Mahalledeki evlerin üzerine düştü. Yengem gibi falan yokmuş burada, çor çocuk falan. Bu anda burada olmamamız şans. Yani çatıya olduğu gibi delmiş 80 santimlik de taş duvarımızı görüyorsunuz ne hale getirmiş. Denizli'nin Honaz ilçesindeki taş ocağında kırma işlemi yapılıyordu. Dinamitle kaya parçalarının kırıldığı anda kayalar dağdan koptu, mahallenin üzerine doğru geldi. Hoca bak taş nasıl geliyor bak da. 3 ton bir taş yukarıdan 150 metreden düştüğünde ne olur? Herhalde bir 300 ton falan olur. 3 tonluk kaya parçasının üzerine düştüğü ev kullanılamaz hale geldi. Tek teselli o anda evde kimsenin olmamasıydı. Anam kaç tane geliyor anam? Allah'tan ki burada ailesi yokmuş, şehir merkezine gitmiş çocuklarının yanına. Çok kötü, çok kötü. Deprem olur gibi evler sallıyor. Sırada dünyadan haber turu var. Bebekleri daha 6 haftalıktı. İki köpeğine o kadar güveniyordu ki yorgunluğunu atmak için uykuya daldı ama korkunç bir kabusa uyandı. And to just bring awareness that it can be any dog at any time.
completely unprovoked. Annenin iddiası hiçbir saldırganlık geçmişi olmayan husky cinsi dostunun bebeğini öldürdüğü yönünde. Yaşadıklarına inanamıyor. Yavrusunun organlarını bağışladı ve başka aileleri köpekleriyle bebeklerini yalnız bırakmama konusunda uyardı. Evi soymayı kafaya koydular, yakalanmamak için başlarına çarşaf geçirdiler. Çizgi filmlerin hayaletleri gibi kameralara yakalanan ikili hedefine ulaştı ve evde mücevher de dahil, yükte hafif pahada ağır ne varsa çaldı. Soyguncular esnafı tehdit etti ve değerli ne bulabiliriz diye içeride dolanmaya başladı ama esnaf sandıklarından kurnazdı. Bir anlık boşluklarını yakaladı ve hem kendini kurtardı hem de ikiliyi dükkanda hapsetmeyi başardı. Çabaları boşunaydı. Kepengi açan polis onları kıskıvrak yakaladı. Safari gezisi filin öfkeli anına denk geldi. Aracın tekerlekleri yerden kesildi ama şoför kaçmayı başarabildi. Aç ayı oynamaz sözü Rusya'daki sirkte gerçek oldu. Sahibine saldıran hayvan izleyenlerin yüreğini ağzına getirdi. Amerikalı balıkçılar bu sefer turnayı gözünden vurdu. Mıknatıs balıkçılığı yapan ekip kasa bulunca zaten heyecanlanmıştı. İçinden 100 bin dolar çıkınca o heyecan katlandı. Polise de haber verdiler ancak para suçtan elde edilmediği için 100 bin dolar balıkçılara kaldı. Turun son görüntüsü Amerika'da piknikçilerin rızkına ortak olan ve neyse ki çok da saldırgan görünmeyen ayılara ait. Ağaç dalları, buzluklar derken sıra önce çadırlara geldi. Piknik masasındaki atıştırmalıklar da ziyaretçilerin burnundan kaçamadı. En son yastık, sepet ve çadırları parçalayan ayılar kimseye zarar vermeden mekanı terk etti. Havalar ne zaman ısınacak diye beklerken bir anda kavurucu sıcaklar geldi ve bu ani değişim şimdiden pek çok kişiyi bunaltmaya başladı. Özellikle sıcak çarpması şu sıralar en çok görülen vakalar. Peki bu durumda neler yapılmalı? Ayrıntılarını haberimize bakalım. Ani sıcaklık değişiklikleri özellikle yaz aylarının gelmesiyle beraber sıcak bitkinliği veya sıcak çarpması gibi insan hayatını tehlikeye sokabilecek tablolarla karşılaşmamıza yol açabilmektedir. Hava sıcaklığının bir anda yükselmesi pek çok sağlık sorununa davetiye çıkarıyor. Ani hava değişiminin beraberinde getirdiği sağlık sorunları ve olumsuzluklar son dönemde sıkça konuşuluyor. Peki ani sıcaklık artışı noktasında adaptasyon ve korunma nasıl olmalı? Sıcak çarpmasıyla eğer ki karşılaşılırsa bu tür durumlarda yaralının en kısa sürede serin bir ortama alınması, klimalı bir ortama alınması, yapılabilecek en hızlı ilk yardım yöntemlerinden birisi de soğuk su vücuda serpme, kıyafetlerini çıkartma gibi önlemlerle sıcak çarpmasının etkileri hafifletilebilir. Ani hava değişimi özellikle de yaşlıları ve çocukları etkiliyor. Özellikle çocukların ve yaşlıların bu yoğun sıcaklıkların olduğu süreçlerde günün öğlen ve akşam gün batımına doğru ki olan dönem içerisinde sıcak havayla temaslarının mümkün olduğunca en aza indirilmesi gerekiyor. Peki sıcaklık artışı ne gibi sorunlara yol açıyor? Acil Tıp İdari Sorumlusu Doçent Doktor Ahmet Burak Erdem yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyardı. Sıcaklık değişimleri özellikle vücutta ani sıvı ve tuz kaybı dediğimiz tabloların oluşmasına ve buna bağlı da işte kalp krizi, inme, yüksek tansiyona bağlı beyin kanamaları gibi böbrek yetmezliğine ilerleyen durumlara yol açabilmektedir. Son dönemde baş ağrıları, bulantı ve kusma gibi şikayetler artış gösterdi.
Şu süreçte özellikle artan şikayetler genellikle sıcaklıkların etkisiyle beraber başlayan baş ağrıları, bulantı, kusma ve ishal tablolarıyla sıklıkla karşılaşmaya başladık. Bunun tabii ki temelinde işte tüketilen gıdaların açıkta bırakılması, buna bağlı gıdaların çok hızlı bozulması ishal vakalarının artmasına yol açabilmekte. Türkiye kıvırıcı sıcağın etkisinde, Almanya ise kışı yaşıyor. Şiddetli yağış ülkenin güneyini vurdu. Biri gurbetçi, 5 kişi hayatını kaybetti. Kurtarma botu alabora olunca sele kapılan itfaiye personeli de kurtarılamadı. Yolları su bastı. Can kayıpları yaşandı. Almanya sağanağın getirdiği selle mücadele ediyor. Burada hızlı bir şekilde yardım etmeye devam etmek için federal yardım da dahil olmak üzere elimizden gelen her şeyi yapacağız. Yıl boyu yoğun yağış alan Almanya'yı bir kez daha sel felaketi vurdu. Ülkenin güneyinde etkili olan selde can kaybı yaşandı. Hayatını kaybedenlerden birinin 43 yaşındaki Türk vatandaşı Asuman Özen olduğu açıklandı. Evinin bodrum katını su basan Özen, sel nedeniyle sıkışarak hayatını kaybetti. Özen ailesini ziyaret eden Türkiye'nin Münih Başkonsolosu Süalp Erdoğan, Asuman Özen'in eşi Aşır Özen'e başsağlığı diledi. Ayrıca kurtarma çalışmaları sırasında itfaiyecilerin içinde bulunduğu bir botta alabora oldu. Suya düşen 3 itfaiyeciden biri yaşamını yitirdi. Sel nedeniyle 3 barajda yıkıldı. Yüzlerce kişi evlerinden tahliye edildi. Her şey mahvolmuş. Buzdolapları, derin dondurucular, çamaşır makinesi, her şey gitti. Almanya Başbakanı Olaf Scholz ise felaket bölgesini ziyaret etti. Ülkenin dört bir yanından ve ordudan çok sayıda kurtarıcı zaten bölgede. Ve sonrasında elbette her zamanki dayanışma uygulamasını uygulayacağız. Scholz felakette küresel ısınmanın etkisine dikkat çekti. Dolayısıyla insan kaynaklı iklim değişikliğini durdurma görevini ihmal etmemeliyiz. Suyun çekilmeye başladığı noktalarda oluşan hasar için çalışmaların başlatıldığına da vurgu yaptı. Esra Eroğlu'dan yardım isteyen bu kez bir depremzedeydi. Duygu Yücel, 3 yıl önce evlendiği ve bir çocuğunun babası olan eşinin ona şiddet uyguladığını, aldattığını iddia ediyordu. Taraflar canlı yayında yüzleşti. Suçlanan kocanın verdiği cevaplar stüdyoda tansiyonu yükseltti. Gel 2,5 milyon vereyim, sen bu davadan vazgeç. Benim param bize almaya yetmez. Anasının ağzına bir bant bağlar mısınız? Tarzınız inanılmaz yanlış. İşkenceye uğradım, aldatıldım dedi. Esra Eroğlu'dan yardım istedi. Şerif Yücel stüdyomuzda buyursunlar. Ben kendisine güvendim. Biz zaten görücü usulü tanıştık. Tanıdığımda çok farklı bir insandı. Tehdit ettin mi böyle bıçakla, şiddetle? Hayır. Doğruyu söylesene, neyin kaybediyorsun? Sonra ayrılık kararı aldınız. Evlendiğimiz günden beri sürekli yalan. Duygu Yücel, eşi Şerif Yücel'le 3 yıl önce dünya evine girdi. Bir çocukları oldu. Ancak iddiasına göre Hatay'da 6 Şubat depremiyle başlayan kabus o günden sonra hiç bitmedi. Beni bu hale getiren kendisi oldu. Rahat bir insansın Şerif. Hani böyle gamsız deriz ya. Gamsızla alakası yoktu. Çadırdayız. Beni bir kadın arıyor. Diyor ki Mert isimli bir arkadaşı var. İsmini, soy ismini, her şeyini verebilirim. Ha, o deprem zamanında ya. Da kendisi çalışıyorum. Ayağıyla gerçekten evet. Geç geliyordu ama ben o zaman şüphelenmedim. Telefon gelene kadar. Kadın diyor ki bana, ben diyor Şerif'le diyor Mert'in diyor sevgilisiyim diyor. Mert'le bir arka yan tarafta komşumuz var ama öyle bir diyalogum yok kendisiyle. Yalan söylüyor. Şerif Yücel'in rahat tavırları ise izleyenleri çileden çıkardı. Şu anda bak beni herkes duyuyor. Evet. Duymayan var mı? Yok. Anlamayan var mı? Bağırsam kime zararı? Daha pozitif bir insansın. Pozitif. Ben kavga gürültüyü seven bir insan değilim. Sen bayağı. İşe gidiyorsun. Evde huzur bekliyorsun. Siz bu huzuru bulamamışsınız karşılıklı. Evet, huzur istiyorum. Huzur yok. Bir lokmayı siz ağız tadıyla yiyebiliyor musunuz ikiniz? İşte bozuyor. Çok tatlı yaptırdım. Konuşuyorsunuz yan yanayken. Bak tartışmanız, dozunuz, birbirinizi eleştirme tarzınız bile kibar. Ama şimdi bakın sahne nasıl değişiyor. Hem Şerif'in annesi hem de Duygu'nun annesi Arzu Hanım geliyor, buyursunlar.
Eşlerden sonra düelloya kayınvalideler dahil olduğu ortalık karıştı. Barışmalarını ister misin? Ben isterim. Hala? Hala isterim. Ne olursa olsun. Bak, ciddi bir durumunuz yok. Nasıl yok ciddi öyle? Yok ya? Bir çocuğu anne yetiştirir, anne eğitir. Ben anne çocuğumu kapatamayacak hiçbir şey yok. Kusura bakma, ben de evlat yetiştirdim. Allah, ben... Tüm bu yaşananlardan sonra Şerif Yücel eşiyle barışmak istedi. Bir şans daha hak eder bence. Düzelmez. Anne sözü, baba sözü diyen bir hiçbir şekilde evlilik düzelmez. Yok abla, ben istemiyorum çünkü o kadar çok güven kırıklığı yaşadım ki kendiyle. İstanbul'da pazar günü kendi kendine yıkılan bina, yorgun binaları gündeme getirdi. Tehlike deprem bile olmadan yıkılacak kadar büyük. Yaklaşık 1500 yorgun bina olduğu tahmin ediliyor. Peki bunlar hangi ilçelerde ve herhangi bir önlem alındı mı? Cevaplarına bakalım. Bin küsur bina deprem olmadan yıkılabilir. Bu durumda... Oturduğunuz bina kaç yaşında? 74 senesinde yapıldı. Binayı taşıyan demir bu. Hatta burada yakınlaşırsak zaten görüyoruz, böyle parçalanıyor. İstanbul Küçükçekmece'de 4 katlı bina deprem olmadan kendiliğinden yerle bir oldu. Yaşanan bu felaket tüm dikkatleri İstanbul'daki diğer binalara çevirdi. Öyle ki uzmanlar İstanbul'da depreme gerek kalmadan tıpkı Küçükçekmece'de olduğu gibi yaklaşık 1556 binanın böyle kendiliğinden çökebileceğini söylüyor. 35 yılını tamamlamış olan 40 yıllık binaların hepsi aynı risk içerisinde. Bakın, elime gelip yere dökülenler ağaç değil, ağaç gibi görünen şeyler... Demir. Bakın. İşte İstanbul'daki riskli binalardan biri de bu 4 katlı apartman. Burası Bayrampaşa. Bakın, hemen balkonun altındaki demirler çıkmış, betonlar dökülmüş. Bina riskli durumda. Duvarlarda, yine içeride de kolonlarda derin çatlaklar var. İşte İstanbul buna benzer böyle binlerce riskli binayla dolu. Bu binaların kendi halinde kendi yüklerini taşıyabilecek durumları da kalmadı. Uzmanlara göre 2000 yıl öncesinde yapılan binalarda büyük bir risk var. Bu riskin nedeni o dönemde bina yapımında kullanılan deniz kumu. Bakın, Bayrampaşa'da yeni yıkılan bir binanın inşaatındayız. Burada da hemen betonun arasında o deniz kabuklarını görebiliyoruz. Demirler de bu deniz kumu yüzünden artık erimiş durumda. Bina tamamen yorulmuş. Şu anda bakın, demirler kopuyor. Bunlar binayı ayakta tutan demirler. Bütün İstanbul, faya yakın olanlar çok daha yüksek riskte. Deniz kenarında olanlar, alüvyon zeminde olanlar, dere yatakları kenarında olanlar en büyük riske sahip olanlar. İstanbul Bahçeli Evler'de bir dairenin balkonu çöktü. Bina boşaltıldı. Herkes endişe içinde. İstanbul Büyükşehir Belediyesi 6 Şubat depreminin ardından 318 acil yıkılması gereken bina tespit etti. Ama o binalarda öylece duruyor. Bir adım atılması bekleniyor. Güçlendirin veyahut da binayı yıkıp yeniden yapın. Özel okullardaki fahiş fiyat isyanı bu kez özel üniversitelerden yükselmeye başladı. Öyle ki %300'e varan oranlarda zamlar çıkıyor öğrencilerin karşılarına. Ve tıpkı ilköğretimde olduğu gibi erken kayıt yaptırmayan için bu oran daha da artıyor. %100 zamdan %300 zamlara, 400 zamlara çıkıyor ve kimse buna dur demiyor açıkçası. Ben kendim çalışıp kendim ödüyorum ve seneye okumamayı düşünüyorum yani. Özel okullar gibi özel üniversitelerde de zam oranları %100'ü geçti. Burslu okuyanlar bile ücretlere isyan etme noktasına geldi. Öğrenciler olarak, aynı zamanda ailelerimiz olarak çok zorlanıyoruz. 66 ödedim. Şimdi 130 ödeyeceğim. Geçen yıl 90 küsur ödemiştim. Bu dönem 280 bin ödeyeceğim.
Özel üniversitelerin eğitim ücreti için bir zam sınırı yok ve hali hazırda okuyan öğrenciler için erken kayıt dönemi başladı ve bazı özel üniversiteler eğitim ücretine %100'den fazla zam yaptı. Ben 33,5 falan ödüyordum. Şu an iki katına çıkarmışlar. Ailemiz hangimize yetsin? %100'den fazla bir zam var ve çoğu kişinin aileleri de ödemiyor. Öğrenciler kendi masraflarını da karşılayamıyor. Özel üniversite öğrencileri erken kayıt adı altında önlerine %300'e varan zamlı fiyatlar konulduğunu söylüyor. Üstelik ücret kayıt yaptırılmayan her ay artıyor. Öğrenciler de veliler de bu istenilen eğitim ücretlerini fazla buluyor. İşte bu yüzden de özel okullara getirilen bu zam sınırının aynı şekilde özel üniversitelere de getirilmesini istiyorlar. Kesinlikle zam sınırı gelmeli. Bir üniversite TÜİK'in açıkladığı enflasyonun üzerinde fiyat artışı yapıyorsa bu durumu YÖK'e iletmekte fayda var. Çünkü YÖK Başkanı da vakıf üniversitelerine enflasyon üzerinde zam yapılmaması için bir tavsiyede bulunmuştur. Öğrenciyiz, mezun olana kadar yani ne kadar okula para ödeyeceğiz onu hiç bilmiyoruz. Biraz okula ticarethane olarak değil eğitim olarak baksalar daha iyi olur diye düşünüyorum. Geçen yıl 57 bin lira gibi bir ücret ödedim. Şimdi yeniden bir sözleşme yapacağım. 105 bin lira. Bu gibi durumlarda sözleşmeyi kontrol etmenizde fayda var. Daha düşük bir oran yazıyorsa öğrenci o oranın üzerine çıkmak zorunda değildir. Kanıtlayamadığı takdirde üniversite yönetimi enflasyon üzerindeki farkı ödemek zorunda kalacaktır. Fenerbahçe'nin ünlü teknik adam Jose Mourinho ile anlaşması gözleri Türk futboluna çevirdi. Peki Portekizli hocanın gelişi Süper Lig'e neler katar? Bu sorunun cevabını araştırdık. I am Jose Mourinho. Türkiye'ye gelmiş en kariyerli hoca, en karizmatik hoca. Bu kalibrede futbolcu olur, teknik adam olur. Türk futbolunun gelişimini, Türk futbolunun tanıtımını artıracağına eminim. Daha Fenerbahçe ile adı geçtiğinde bile çok konuşulmuştu. Türkiye'ye gelip imza atınca da adeta yer yerinden oynadı. Çünkü o Jose Mourinho. I am Jose Mourinho. İnsanlar takımı bırakıyor. Mourinho'nun hareketlerini konuşuyorlardı. Böyle bir hocayı aldı. Ligimiz önümüzdeki sene inanılmaz bir renk kazandı bence. Avrupa'da neredeyse alınmadık kupa bırakmayan Portekizli teknik adamın gelişi dünya futbol kamuoyunun gözlerini de Türkiye'ye çevirdi. Mourinho ile beraber bence Avrupa'yı da bırakın bütün dünyada takip edilen bir lig olacağız gibi duruyor. Ama ben büyük resimde hem Süper Lig'in hem Türk futbolunun, Türk futboluna ilişkin bir takım ekonomik girdilerin de Mourinho'nun gelişinden olumlu anlamda pay çıkaracağını düşünüyorum. Avrupa Şampiyonası başlayacak. Bu akşam bir hazırlık maçı var. Kimse hazırlık maçını konuşmuyor. Herkes Mourinho konuşuyor. Mourinho'nun gelmesi yıldız futbolcuların rotasını da Süper Lig'e çevirebilir. Mourinho'nun gelmesiyle zaten tercih edilen bir takım olacağını düşünüyorum. Zaten bir iki sezondur hem Fenerbahçe hem Galatasaray başta olmak üzere önemli oyuncular geliyordu ligimize. Bu oyuncuların geliş yaşını biraz daha geriye çekebilirsek o bizim ligimizi ileri taşıyacak. Türkiye yıldız çeker mi hocayla birlikte? Bence çekecek. Lukaku'yu istemediğini söylemiyor. Lukaku'nun şu anda olayı konuşmadı ama Lukaku geldikten sonra ben diyorum Türkiye'de Lukaku'nun ölüsü 25 tane gol atar. Çıkışlarıyla, tepkileriyle ve açıklamalarıyla adından sıkça bahsettiren Jose Mourinho'nun nasıl bir sezon geçireceği ise merak konusu. Her anlamda dediğim gibi üst üste koyacak olursak ligimize gelecek sezon büyük renk getirecek bir teknik adamdan bahsediyoruz ve heyecanla bekliyoruz. Adana'da iki arkadaş tekneyle balığa çıkmıştı. Oltalarına 1,5 metre uzunluğunda 26 kilogramlık lambuka takıldı. O anlarda yaşadıkları heyecan görülmeye değerdi. Ortam ne yapıyorsun ya sen? Vallahi bir dev lambukayla uğraşıyorum. Geldi bana. Rekor! Bu, sana bir şey söyleyeyim mi? Bu Türkiye rekoru. Türkiye rekoru, Türkiye rekoru bu. Bu Türkiye rekoru. Elle sağlam ortam. Hayatımda bunu kadar büyük bir lambuka görmedim. Şunun renklerine bak. Ortam Türkiye'de yok böyle balık ya. Çok büyük bir şey ya bu. Şuna bak. Şuna bak. Beni tanıyan arkadaşlarım bilir. Şuna bak ya.
Efsane. Bu haberle birlikte kahvaltı haberlerini noktalıyoruz. Yarın saatler 8'i gösterdiğinde yeni başlıklarla buluşmak üzere. Hoşça kalın diyelim. Biz gidiyoruz. Müge Anlı'yla Tatlı Sert programı sizlerle.